Buranın birkaç anlamı var. Birincisi tabii şu anda bu evlerden dolayı göremiyorsunuz ama burası aslında bu köye geliş noktası olan bütün o vadiyi gören, gözetleyen bir yerdir. Çünkü Ubiyar Sultan hani Celal isyanları sürecindeki bir takım tabii yani 16. yüzyılda yaşayan Ubiyar Sultan burada türbesi olan Celal isyanlarında o isyan içerisinde görevi var. Bir komutanlık yapıyor işte isyanda Osmanlı'nın zulmüne karşı baş kaldırıyor ve o çatışma ortamında liderlik yapıyor buradaki bütün Alevi topluluklarına. Hani bu evini buraya kurması tesadüfen değil bütün bu gözetleme kulesi gibi bir şey bir taraftan da bu ev hakimiyet var. Aslında burası Ubiyar Sultan'ın kendi evi, yaşadığı ev, inancını, ibadetini yürüttüğü ev. Buraya Üryan Hızır evi deriz biz bu anlamıyla. Çünkü bizim ocak olarak el ele el hakka düsturu içerisinde hizmetlerimizi Üryan Hızırlar görüyorlar. 1826'lara kadar, 2. Mahmut dönemine kadar. O dönemde zaten bütün Alevi topluluklar arasındaki ilişki kesiliyor. Kurbancısı yani buraya hizmet eden bu eve hizmet eden kişi de diyor ki ben göçtükten sonra beni diyor kapının önüne sırlayın diyor. Yani ben bekçiliğimi sürdüreyim diyor yani. Önce burası bir zaviye olarak kullanılıyor. Ubiyar Sultan buraya sırlandıktan sonra tekkeye dönüştürülüyor. Esasında köyün tamamı bir dergah gibi. Çünkü herkesin evi aynı zamanda bir cem ibadetinin, tarikatın yürütüldüğü bir yer. İşte yaşamı mücadeleyle geçmiş. Dönemin Osmanlı tarihi, dönemin Alevi tarihi açısından baktığınız zaman büyük bir Celal isyanları sürecine denk gelen bir tarih. Tam 1500 yıllar işte Yavuz'a denk geliyor, Kanuni'ye denk geliyor. O dönemler içerisinde yaşıyor. Tabii ki aslında buraların tarihi bir bütün olarak Alevi tarihi. Yani siz işte Ubiyar Sultan'ın tarihine, bu mekanlara, bu makamlara, burada yaşayanlara baktığınız zaman bir bütün olarak bütün Osmanlı coğrafyasındaki Alevi tarihini de görmüş olursunuz. Algur yani. Algur diye bir şey. Şu anda da var ya. Kullanılıyor abi. O zaman sizden gelen bir isim olabilir. Siz Aleviliğinizi yürütün. Bu bizim için en büyük şeydir. Bunu çok kıymetli buluyoruz. Yani bizim kimseyi DEM Partili yapmak, illa gelin bunu yapın, şunu yapın değil. Aleviliğe dair saldırılara karşı topyekün bir arada durun, derli, toplu, birlik içinde, dirlik içinde olsun Aleviler, bu ülkede bize bu yetiyor. Alevilik asimile ediliyor ve buna karşı da bizim iyi durmamız lazım. Ama bizim şununla ilgimiz var. Alevilerin uğradığı ve diğerlerinin uğradığı ayrımcılıkla ilgimiz var. Biz bu ayrımcılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Diyoruz ki bu topraklarda yaşayan tüm farklılıklar, herkes kendini istediği gibi ifade edebilmelidir. Şimdi bize bir kültür daire başkanlığına 3-5 kuruş para verdirerek Ali dedesi de deniyorlar, uzman diyorlar. Neyin uzmanı? Düşünün, bakın içerisinde birisine maaş bağlıyorlar. Bu inancın içini boşaltma uzmanı. Bu büyük bir problem, büyük bir sıkıntı. Evet, biz ta yüzyıllardır bu bedelleri ödedik, bu kadar yerimizden, yurdumuzdan göç ettik, bizi katlettiler, biat etmedik. Şu an maalesef 3-5 kuruş paraya tavaf edecek bir duruma geldik. Bu da bunun sıkıntı sorunu da ocak kavramımızdan, uzaklaşmamızdan kaynaklanıyor, hizmetlerimizi yapmamızdan kaynaklanıyor. İnanıyorum ki kesinlikle hani derler ya, bu toplum, bu halk, bu coğrafyada çok acılar yaşadı. Elbette ki içimizde hınzır paşalar çıkacaktır. Biz eline, beline, diline sahip olanların, özünü dara çekenlerin hareketiyiz. Yolun içinde bir damla olmuşsak ne mutlu bize. Bulunduğumuz siyasi partide Alevilerin, Alevi toplumunun bütün yok sayılanların haklarını anayasal eşit yurttaşlık çerçevesinde kabul ettirmeye, bunu siyasetini yapmaya, bu hakların söke söke alınmasında kendine ne rol düşüyorsa onu yapmaya devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Yani Alevilik bu yolun kendisi zaten ocaklar üzerinden bugüne taşınmış. Ve şunu biliyorum ki Ubiyar Sultan'la Üryan Hızır tarihin bir döneminde birlikte olmuşlar. Birlikte çalışmışlar. Bu yolu birlikte sürdürmüşler. Hani o yüzden
Ben burayı böyle sanki yani Üryan Hızır'a gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Dün geldiğimden beri böyle taşına, toprağına bakıyorum böyle. Hissediyorum onu hakikaten. Ama nihayetinde bizim ermişlerimiz, pirlerimiz, mürşitlerimiz, dedelerimiz, sofularımız ne yapmışlar? Rayberlerimiz ne yapmışlar? Bu yolu bırakmamışlar. Eğer Alevilik bugün halen yaşıyorsa bu kesinlikle ocakları sayesinde. Şimdi dolayısıyla Sünniler de yani bizi yok etmek isteyenler de ilk önce ocaklarımıza saldırıyor. İnançım özümde seni seviyorum. İnançım özümde canım seni seviyorum. Bekle yolları bu canım gelene kadar. Şu görünene yaylana, ne ülke yaylan. Şu görünene yaylana, ne ülke yaylan. Birden süren